Hülya. Hülya. Hadi bana kızdın anlarım da. Yani bu sıcakta böyle kat kat sarınmışsın. Allah korusun pişik olursun vallahi. Hadi gülüm. Hadi aç da konuşalım ha. Canım karım benim. Çiçeğim benim. Bak ben gidip babamlarla konuşmasam Yelda abla Tara Ayşe'nin çaldığını düşünecekti. Ya kız bir de hırsız damgası mı yeseydi? Ben seni kızdırmak için yapmadım bunu. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Düşünme sen Samet. Sen düşünme. Senin doğrun benim sana doğru dediğimdir. Düşünmene gerek yok. Tamam. Düşünmem. Söz. Bir daha beni yanında bulursan sözünü tutarsın. Hülya, ne demek beni yanında bulursan? Ya ben kimi bulacağım başka? Tabii ki seni bulacağım. Kimi bulacağım? Bilmiyorum Samet. Mesela ben dün benim lafımdan böyle milim dışarı çıkmayan, benim her dediğimi emir telakki eden Samet'i bulamadım. Belki sen de Hülya'yı bulamazsın. Anlaşıldı mı? İşte yani ben de bir daha hayatta birinin evine öyle evde ev sahibi yokken girmem. Ceyda Hanım da şifreyi söylemeyi unutmuş. Evet unutmuş. İnsan verir şifreyi. Kızcağız kaldı öyle baba. Daha bismillah Rıza'nın çıkışına sevinemeden ya gene karakollara mı düşecek yolumuz dedim. Böyle içim bir gitti ama Allah'tan her şey açığa çıktı da. Dosyası kabarık olanları evimize kadar sokarsan sen daha çok endişelenirsin değil mi Hüseyin? Yalnız Yelda Hanım o dosyanın kabarıklığının yarısı iftiralardan kaynaklanıyor. Günaydın. Günaydın. Öncelikle hepinize günaydın. Şunu bilmenizi isterim ki ben her ne yaptıysam aşk için yaptım. Aşk kadınıyım ben. Ve benim için aile her zaman her şeyden önce gelir. Ve şunu da eklemek isterim ki benim Allah'tan başka hiç kimseye verecek hesabım yok. Hatta... Kızım çıkar şu güneş gözlüklerini sabah sabah. Hadi biz kapattık o konuyu. Bitti gitti o tamam. Evet kapattık bitti. Önemli olan iyi niyet. İyi niyet olduktan sonra gerisi mühim değil. İnsandır şaşar. Ama hepinize söylüyorum. Bundan sonra herkes yemesine, içmesine, oturmasına, kalkmasına çok dikkat etsin. Vallahi gırtlağımıza kadar magazine maceraya baktık. Ben artık çok doydum istemiyorum ona göre. Aynen baba katılıyorum ben de. Nasıl istersen baba. Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Haklısınız Musun amca dikkat ederiz. Ayşe çık dışarı Ayşe. Ayşe saklanma burada olduğunu biliyorum. Düş oğlumun yakasından. Bu kim ya böyle? Ömer kim o ya? Bu Sabri'nin babası var ya Kadir Bey o kapıda. Girmek istiyor almıyorlar. Sabri'ye kadar hepsini dinlemiş pes. Allah Allah ya. Oğlu bitti babası mı başladı? Ne manyak bir aile bunlar da ya. Allah Allah ya. Bırak oğlumun peşini düş yakasından Ayşe. Ne oluyor ya? Ne oluyor bu bağırış çağırış ya? Bir derdi meselesi olan gelir kapının önüne konuşur. Nedir bu haydut gibi bağırış çağırış? Burası dağ başı mı ya? Burası da bir ev. Dingo'nun ahırı değil. Ya bırak sen de be. Duruma bağlı olarak değişir tabii Muhsin. Yani beyefendinin demek ki bir derdi var ki buraya kadar geldi değil mi yani? Buyurun beyefendi. Acaba hanemizden size bir yanlışı olan birileri mi oldu acaba? Alın bakın. Ne yapayım ben ha? Ne yapayım? Böğrümü mü deleyim ha? Kendimi mi yakayım ha? Ne yapayım? Oğlumun peşini bırakman için ne yapayım acaba? Kadir amcacığım ben kimsenin peşinde falan değilim yalnız. Ben de değilim. Ama hiç kimseye sinemaya gidelim falan diye mesaj da atmıyorum. Neyse siz merak etmeyin. Ben gerekli uyarıyı eşime yaparım. Allah Allah. Ne uyarısı ya? Ha?
Senin mesleğin geniş falan mı ya? Ya ayağın beğen senin hanımın. Sen ne uzatıyorsun? Bir daha olmayacak demedik mi? Beyefendi çıkışa yollayın. Hadi şey yapın ya. Buyurun bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Çıt çıkmasın şimdi. Beyefendi. Siz şimdi Ayşe Sabri'yi aradı. Beraber sinemaya gidelim dedi. Diye bir iddiada bulunuyorsunuz. Ya buna kim inanır? Allah'ını seversen ya. Allah Allah. Ya siz mesajlara bakmadınız herhalde. Bir bakın şu mesajlara. Okuyun. Bakın mesajlara. Numaraya da bakın. Evet. Bu Sabri'nin telefonu. Evet, bu Sabri kendisi gülüyor şebelek gibi. Ya ben kendi halinde bir esnafım ya. Bir şey olmasa benim ne işim var burada ya? Ya bak evlendin tamam. Allah mesut etsin. Ama Sabri'yi tanımıyormuş gibi buluşmalarla, mesajlarla oynamaya ne hakkın var? Ya vallahi göründüğü gibi değil. Ha, tabii hep öyle olur. Göründüğü gibi değil denir. Netice olan böyledir yani. Abim hapse girdi ya. Abim hapse girince ben de Sabri'yle konuşmaya gittim işte. Yani biliyorum doğru değildi. Ama kendim için de değil. Buse'yi düşündüm. Yengemi düşündüm. Gittim öyle konuşmaya işte. Ayşe, sen bana yalan mı söyledin? Ya Musin amca bak, yalan söyledim, özür dilerim. Ama Sabri şikayetini geri alır diye. O da şikayetimi geri alırım ama... Karşılığında da beraber sinemaya gideceğiz demiş, değil mi? Ama oldu mu bak, oldu mu? Ortaya çıktı yalan. Niye yalan söylüyorsun kızım? Tamam efendim, tamam Kadir Bey. Mesele anlaşıldı. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak, tamam. Olmasın zaten. Buyurun. Bak vallahi bir daha olursa basını da peşime takar gelirim ona göre. Aa yeter ama ya, olmayacak dedik sende. Hadi uzatma, hadi. Hadi güle güle. Herkes de bir basın tutturmuş gidiyor ya. Ayşe Hanım, sizinle artık ciddi bir konuşma yapmamızın zamanı geldi. Evet hayatım, evet. Ya da hiç konuşmam onu. Yo yo yo, bir dakika. Ben şimdi söyleyeceğimi söylüyorum. Bak Ayşe. Doğruyu söyleseydin bu başına gelmeyecekti. Şimdi haklıyken haksız durumdasın. Oldu mu? Lütfen bak bu son olsun. Kerem, aynı şeyi sana da söylüyorum. Ben ne yaptım ya? Bir daha böyle bir şey istemiyorum. Özellikle basınla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum, görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Yeter artık ya. Bak görüyor musun Muhsin? Kimlerle uğraşıyoruz? Bu Kadir miydi, neydi işte bu insanlar? Onun oğlunun adı neydi? Şu oğlanın adı Sabri, neydi? Sabri, Sabri. Sabri, Sabri'lerle uğraşıyoruz. Hülya, yine skandal. Hiç skandal kaldıracak halimde değilim Samet. Ben hala utanıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?